dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you, only everything. When we dance, like a flower bend in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Gazetesi.com izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere İzmir'in yarımadası olarak bilinen İzmir Mordoğan'dan sesleniyoruz. Defne Kafe Fırın'ın konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Vural Arslaner bulunmakta. Bakalım bize sektörleri, lezzeti ve bu şirin kafesiyle alakalı ne tür bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Defne Kafe Fırın kimdir? Ne zamandır bu sektördeyiz? Nasıl başladık? Yaklaşık 10 senedir beri buradayım. İnşaat sektöründeydim ben. Ablam burada önceden çalışıyordu. Ablam bilgi verdi bize, hani devrediyorlardır diye. Tabii yaşlılardı, hani yürütemiyorlardı. Ablamın sayesinde burayı aldık. Yaklaşık bir sene falan oldu. Bu şekilde yürütüyoruz. Hani Allah nasip ederse de devam da edeceğiz. Bir senedir burada faaliyet göstermeye, hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki hala Vural Bey, burada lezzetlerimiz arasında neler bulunmakta? Bir kısmı zaten burada. Öğlene soru olduğu için hani fazla ürün bırakmadık. Sağ olsun millet bizi de tercih ediyor. Hani gevreğimiz olsun, böreklerimiz olsun, kuru pastalarımız, tatlılarımız, bütün ürünlerimiz ön planda çok şükür. Yani buraya gelen kişiler, ekran başındaki izleyicilerimize de duyurulur. Sabah geldiğinizde poğaçanızı, böreğinizi, çayınızı, taze çayınızı, kahvaltınızı edebiliyorsunuz. Öğleden sonra ekmeğinizi arabiliyorsunuz. Akşamüstü de tatlılarınız için gelip burada pastalardan, kuru pastalara, baklavalarımızdan oldukça ürün yelpazemiz geniş. Sezon açılıyor haliyle. Ürün çeşitliliği tabii ki de daha da çoğalacak. Tüm Mordoğan halkını buraya bekliyoruz o zaman. Mutlaka, mutlaka. Yani gelip tatmaları, denemeleri hani öneririm. Biz de yeniyiz burada zaten. Hani bizi bilen biliyor. Çoşku şu an ürünlerimizle ön plandayız. Bu şekilde de inşallah devam ederiz. Pekala, böyle bayramlarda, işte doğum günlerinde özel pastalar, tatlılar siparişi alındığında da? Tabii tabii, mutlaka. Yani özel günlerde olsun, doğum günleri olsun, pastalarımız mevcut. Siparişlerimizi alıyoruz. İleriki zamanlarda da hani siparişlerimiz de olacak inşallah. Ama bayram dolayısıyla tatlı isteyene, kuru pasta isteyene bir iki gün öncesinden haber verildiği takdirde siz burada siparişlerini gününde teslim ediyorsunuz. Mutlaka. Hı-hı. Evet. Pekala, burada aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyoruz Vural Bey? Kapasitemiz nedir? Kapasitemiz şu an 30 kişi. Yani 30 kişinin üzerinde çıkmak için şu an çalışmaları başladık. Hani Allah nasip ederse de bir 45-50'ye yakın bir kapasitemiz olacak. Peki burada işte örnek veriyorum, ufak organizasyonlar yapma imkanı var mı? Kişilerin doğum günüydü, nişan gibi, bu tarz şeylere ev sahipliği yapıyor musunuz? Tabii tabii, mutlaka. Hani dediğim gibi yeni olduğumuz için önceden yoktu. Bu organizasyonları açık olacağız. Hani yerimiz de müsait zaten bu duruma. Hani talep olursa oluşturacağız. Sıkıntı yok yani. Ekran başındaki izleyicilerimize ve Mordoğan halkına da duyurulur buradan. Peki Ayla, şimdi bulunduğumuz sektör bir hizmet sektörü. Memnuniyet gerektiren bir sektör ve çok geniş kapsamlı bir sektör. En önemlisi gıda sektöründesiniz. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar neler? Ya ister istemez hani temizlik, hijyen, o konuda hani kesinlikle taviz vermemek lazım. O konuda da çok şükür hani temizlik konusunda olsun, hijyeni konusunda olsun, ürün kalitesi konusunda çok şükür taviz vermiyoruz. Vermeyiz de zaten. Burada zaten bayanlarımız da çalışıyor. Hijyen ve temizlik konusunda hiçbir şekilde sıkıntı yok. Sektörün ana sıkıntılarından iki tanesi, bir girdi çıktı maliyetlerinin yüksek olması. Bir de kalifiye eleman, deneyimli eleman bulmakta işletme sahipleri çok sıkıntı yaşıyor. Bu da sektör olarak sizi etkiliyor mu? Beni şu şekilde etkilemez. Hani bir şeyi kaçırmamak için uğraşmak istemiyorsan mutlaka hani seni yormaz. Hani her şey belli zaten. Kalifeli elemanlar çok şükür var, mevcut. Ki bayan, hani çevremize baktığımızda ilk herhalde bayan çalıştıran gıda olarak biziz. Temizlik konusunda, şey konusunda, hani özellikle bayan. Çünkü niye bayan tercih ediliyor? Hani bir erkek bir bayan kadar hayatta yapamaz. Mümkünatı yok. Hani ailece zaten yürütüyoruz burayı. Hani aile olduğu için, evet, aile olduğu için herhangi bir sıkıntı şu an yok. Süper. Hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra kendinizi nerelerde görüyorsunuz Defne Kafe Fırın olarak? Ya uzayda görmeyeceğim kesin.
Allah nasip ederse hani ikinci şube, üçüncü şube talep olursa o şekilde bir düşüncemiz mevcut. O zaman 1-2 sene içerisinde Defne Fırın Kafe'yi İzmir'in her bölgesinde zincirler halinde Allah'ın izniyle görebileceğiz. İnşallah, inşallah niyetimiz gayemiz o. Pekala, buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize ve Mor Doğan halkına vermek istediğiniz mesajınız nedir? Tek mesajım bu, hani bizi bilmeyenler gelsin, görsün, bir ürünlerimizden tatsın. Kim memnun olacağından da eminim. Beklentim o, herkesi bekliyorum ya. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz Vural Bey. Defne Kafe Fırını olarak başarılarınızın katlanarak devam. Teşekkür ederim. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar yordu sizi. Evet sevgili egegazetesi.com izleyenleri, bugün sizlere İzmir Mor Doğan'dan seslendik. Defne Kafe Fırını'nın konuğuyduk. Kaliteli ve güvenilir bir hizmet almak istiyorsanız, sıcak poğaçalardan, sıcak böreklerden yiyip yararlanmak istiyorsanız ve bayramlarınızı Defne Kafe Fırını'nın tatlılarıyla şenlendirmek istiyorsanız bir kez de olsun hepinizi buraya bekliyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.